Kimyayı Saadet. Yazan İmam Gazali Hazretleri. 3. Kısım. Dünyayı Tanımak. 1. Bölüm. Dünya ve Ahiret. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilmelisin ki dünya din yolunun konaklarından bir konak, Allah'a giden yolun uğrağı ve yolcuların azıklarını almaları için çölün başlangıcında kurulmuş bir pazardır. Dünya ve ahiret iki halden ibarettir. Ölümden önce olana sana yakın olduğu için dünya denir. Ölümden sonra olana da ahiret denir. Dünyaya gelmekten maksat ahirete azık hazırlamaktır. Çünkü insan basit ve noksan yaratılmıştır. Ancak maddesindeki kabiliyetle kemal kazanıp meliklik suretini kalbinde nakşetmeye muktedir olur. Böylece Allahu Teala'nın huzuruna layık olur. Bu da onun Allah'ın cemalini görüp cennete âlâya ve en son saadete kavuşmasın demektir. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ancak basiret gözü açılıp Allahu Teala'nın cemalini idrak etmeye liyakat ve kabiliyet hasıl olmadıkça onun cemalini görmek mümkün değildir. Bu derece de ancak marifetle elde edilebilir. Bu sebepten insan su ve toprak alemine gönderildi ve Allahu Teala'nın acayip işini bilmek için Allahu Teala'yı bilmenin anahtarı yapıldı. İnsanın duyguları da Allahu Teala'nın işini bilmenin anahtarı yapıldı. Duygular da ancak su ve toprak alemine gönderildi ki yolculuk azığını tamamlasın, kendini ve kainatı bilmekle Allahu Teala'yı tanısın. Kainatı insan duygularıyla anlasın, duygular daima casusluk görevini yapsın. Bu durum bu şekilde devam ettiği müddetçe insana dünyadadır derler. Demek ki insan duyulara veda edip yalnız kendi zatı ve zatının sıfatları kalınca ahirete intikal etti derler. Demek ki insanın dünyadan ölmesinin sebebi bu anlattıklarımızdır. 2. Bölüm. İnsanın dünyadaki ihtiyacı. Bilmelisin ki insanın iki şeye ihtiyacı vardır. Biri kalbini helak olma sebeplerinden koruyup gıdasını temin etmek, diğeri de bedenini helak edici sebeplerden koruyup gıdasını temin etmektir. Kalbin gıdası Allahu Teala'nın mağfireti ve sevgisidir. Çünkü her şeyin gıdası tabiatının arzuladığı şeydir. Bu onun özelliğidir. Bundan önce Allahu Teala'nın marifeti ve sevgisinin insanın özelliği olduğu ve kalbin helak olması da Allahu Teala'dan gayrısının sevgisine dalmakta olduğu anlaşılmıştı. Beden bağlı bulunduğu kalbin arzularını hazırlamak içindir. Çünkü beden fani, kalpse bakidir. Bedenle kalp arasında ilişki deve ile hacı arasındaki ilişki gibidir. Hacı yolunda deve hacı içindir. Hacı deve için değildir. Ancak hacı ahiret için Kabe'ye, Allah şerifini artırsın varıncaya kadar devenin yemini ve diğer ihtiyacını temin edip deve ile ilgilenmek zorundadır. Kabe'ye varınca onun sıkıntısından kurtulur. Ancak hacının yolda devenin ihtiyacıyla ilgilenmesi lüzumu kadar olmalıdır. Çünkü bütün vaktini onun yem ve diğer ihtiyacının tedariki için harcarsa kafileden geri kalıp helak olur. Bunun gibi eğer insan bütün ömrünü bedeninin kuvvetlenmesi ve helak olma sebeplerinden uzaklaşmak için sarf ederse kendi saadetinden mahrum olur. İnsanın ihtiyacı. Dünyada insanın yalnız üç şeye ihtiyacı vardır. Biri yemek, biri elbise ve biri de meskendir. Yemek gıda için, elbisen gezmek için, meskense sıcaklık, soğukluk ve diğer helak olma sebeplerinden korunmak içindir. Demek ki insan bedeninin dünyadaki zaruri ihtiyacı bu üç şeye münhasırdır. Bunlardan fazlası yoktur. Belki dünyanın asılları da bunlardır. Fakat kalbin gıdası olan Allah'ın mağfireti ne kadar artarsan daha iyi olur. Bedenin gıdası olan yemekse, haddinden fazla alınırsa helak sebebi olur.
Ama şu var ki Allahu Teala insanın emrine şehveti vermiştir. İnsan binek hayvanı durumunda olan bedeninin helak olmaması için yemek, içmek, elbise ve mesken ister. Şehvet yaratılış icabı, haddinde rahat durmayıp daima fazlalık ister. Akıl cevheri, şehveti haddi üzere istikrarlı tutmak için yaratılmıştır. Şehvetin hududunu belirtmek için peygamberler lisanıyla şeriat gönderilmiştir. Bu şehvet insana yaratılışının başlangıcından musallat edilmiştir. Çünkü çocukluk çağında buna ihtiyacı vardır. Akılsa ondan sonra gönderilmiştir. Bu itibarla şehvet bedende akıldan önce yer tutmuştur. Onun için akla ve şeriata musallat ve hakim duruma geçmiş serkeşlik yapıyor. İnsanı tamamıyla gıda, mesken ve elbise arama işiyle meşgul ediyor. Bu sebeple insan kendini unutup gıda, elbise ve mesken için gerekli olduğunu, kendisi bu dünyaya niçin geldiğini idrak etmez olup, ahiret azığı olan kalp gıdasını unutuyor. Buraya kadar anlattıklarımızdan dünyanın hakikatini, afetlerini, dünyaya gelmekten gaye ne olduğunu öğrendin. Şimdi sıra dünyanın dallarını ve iş ve engellerini öğrenmeye geldi. 3. Bölüm: Dünyanın Varlıkları. Bilmelisin ki görünüşte dünyanın teferruatı şu üç şeyden ibarettir: bitkiler, madenler ve hayvanlar. Yeryüzü aslında mesken ve ziraat faydası için yaratılmıştır. Bakır, demir ve pirinç gibi madenler aletler yapmak içindir. Hayvanlar binmek ve etlerini yemek içindir. İnsanlar bu anlattıklarımıza kalben ve bedenen de onu ıslah etmek, ondan sanat yapmakla meşgul olur. Kalbin onu sevmesinden meydana gelen kötü sıfatlar tamamıyla helak olma sebebidir. O sıfatlar hırs, haset, cimrilik ve düşmanlık gibi sıfatlardır. Bir de kalp bununla uğraşmaktan boş zaman bulamayıp kendini unutuyor ve böylece kendini tamamıyla dünya işine vermiş oluyor. Dünyanın gayesi yemek, elbise ve mesken olmak üzere üç şeyden ibaret olduğu gibi, insanların da zaruri iş ve sanatları üçtür: ziraat, dokumacılık ve yapıcılık. Diğerleri bu üç sanatın dallarıdır. Bazıları bu ana sanatları hazırlıyor, bazıları da o sanatları tamamlar. Mesela iplikçilik, dokumacılık işine bir hazırlık olduğu gibi, terzilik de bu işin tamamlayıcısıdır. Her sanatın aletlere ihtiyacı vardır. Aletler de ağaç, demir ve deriden yapılır. Böylece demirci, kuyumcu ve saraç meydana geldi. Bunlar meydana gelince de birbirinin yardımına muhtaç oldu. Çünkü bunların her biri kendi ihtiyacını tamamıyla görmekten acizdir. Bunun için bunlar bir yere toplandı. Terzi, dokumacı ve demircinin ihtiyacını tedarik etti. Demirci de ikisinin aletlerini tedarik etti. Bu metotta birbirinin işiyle meşgul olmakta aralarında muamele meydana geldi. Bu muamelelerden çok anlaşılmazlıklar doğdu. Her biri kendi hakkına razı olmayıp birbirinin aleyhinde hareket etti. Bu sebeple üç çeşit sanata daha ihtiyaç hasıl oldu. Biri hükümdarlık sanatı, biri kadılık ve hükümet sanatı, biri de din kanunlarını ve hükümdarlık icablarını tayin eden fıkıh ilmi sanatıdır. Her ne kadar bu şeylerin çoğu elle yapılıyorsa da bunlar da birer müstakil sanattır. Daha sonra bu işlerle uğraşanların sayısı çoğaldı ve zincirlemeler meydana geldi. Bütün bunlar arasında insanlar kör ve sağır oldu. Bilmediler ki bütün bunların ilk aslı üç şeydir, fazla değildir: yemek, elbise ve mesken. Demek ki bütün anlatılanlar bu üç şey içindir. Bu üç şey de beden içindir. Beden de kalp içindir, kalp Allah içindir. O halde kendini ve Allahu Teala'yı unutan insanlar kendini ve Kabe'yi, Allah şerifini artırsın, unutup bütün zamanını devenin tımarına sarf eden hacı gibidir. Demek ki dünya ve dünyanın hakikati bu anlattıklarımızda. Her kim ki dünyayı bu şekilde görüp ahireti gözetmezse, dünya meşgalesini lüzumundan fazla tutarsa, dünyayı gereği üzere tanımamış olur.
Bu cahilliğin sebebini Resulullah şöyle buyurdu. Dünyanın sihri Harut, Marut sihrinden daha fazladır. Ondan sakının. Dünyanın sihri bu derece olunca onu aydınlatma ve hilesini bilmek, insanların dünyevi ve hallerini misalle açıklamak farz olur. Bunun için şimdi dünya sihrinin misallerini tafsilatıyla dinlemek sırasıdır. 4. Bölüm Dünyanın Büyücülüğü. Bilmelisin ki dünyanın bir sihri şudur. Kendini sana öyle bir şekilde arz eder ki sen onun hareketsiz olduğunu ve devamlı kendinle beraber bulunduğunu sanıyorsun. Halbuki o daima senden kaçmaktadır. Ancak bu iş peyderpey olduğu için zerre kadar hareket ettiği bilinmez. O gölgeye benzer ki baktığın zaman hareketsiz sanırsın. Halbuki o daima gitmektedir. Bu da malumdur ki senin ömrün daima peyderpey geçmektedir. Her an eksilmektedir. Demek ki dünya öyle bir dünyadır ki daima sana veda etmek üzeredir. Oysa sen bundan habersizsin. Başka bir misal. Onun bir sihri de şudur. Seni kendine aşık yapmak için kendini senden başkasına meyli olmayan vefakar bir dost şeklinde arz eder. Fakat bir gün aniden senden kaçıp düşmanlarınla dost olur. O öyle bir fahişe kadına benzer ki hile ve aldatmacı hareketlerle erkekleri baştan çıkarıp kendine aşık yapar. Ondan sonra güzelliğine davet edip öldürür. Hazreti İsa aleyhisselam mükaşefe halinde dünyayı bir kadın şeklinde görüp kaç kocan vardır diye sordu. Dünya cevap verip kocalarım sayısızdır dedi. İsa onların hepsi seni boşadılar mı yoksa öldüler mi dedi. Dünya ne boşadılar ne öldüler hepsini ben öldürdüm dedi. İsa bu ahmaklara bak hayret ki senin başkalarına ne yaptığını gördükleri halde sana rağbet edip senden ibret almazlardı. Başka bir misal, dünyanın bir sehri de şudur ki, zahirini süsleyip bela ve mihnet olan şeyleri gizleyip örter ta ki cahil olanlar onun dışına bakıp aldansınlar. O şekli kötü, sureti çirkin bir kadına benzer ki yüzüne perde örtüp güzel elbiseler giyer. Altın ve çeşitli mücevherat takar. Uzaktan bakanlar ona esir olur. Yüzünden örtüyü kaldırıp rezillik ve çirkinliğini görünce de pişman olur. Hadiste denilmiştir ki, kıyamet gününde dünyayı gözleri yeşil, dişi ağzından dışarı çıkmış, çirkin suretli bir koca karı şeklinde getirirler. İnsanlar onu bu hal üzere görünce, Allah korusun bu da kimdir, bu ne kadar çirkin derler. Onlara denir ki, bu o dünyadır ki onun için kıskançlık, düşmanlık yapardınız. Birbirinizin kanını döküp yakınlarınızdan sıla-i rahimi keserdiniz. Ona aldandınız. Ondan sonra onu ateşe atarlar. O anda dünya da feryat edip der ki, ''Ya Rabbi, nerede bana gönül bağlayıp sevgi besleyen dostlarım?'' Ondan sonra onları da cehenneme atın diye ferman edilir. Başka bir misal, dünyaya geldiği zamanları ve daha sonra dünyadan ayrılıp gideceği zamanları düşünüp, ezel ve ebed arasında bilir ki dünya evveli beşik, sonu mezar olan bir yolculuk yoludur. Bu iki makam arasında belli ve sayılı birçok konaklar kat edilir. Her yıl bir konak, her ay bir fersa, 8 kilometre, her gün bir mil, her nefes bir adım yerindedir. Kendisi durmadan yer değiştirmekte ve göçmektedir. Bazılarının bu yoldan bir fersahı kalmıştır. Bazılarının daha az, bazılarının da daha çok kalmıştır. Ama kendisi dünyada devamlı ve istikrarlı kalacakmış gibi oturur. 10 yıla kadar muhtaç olmayacak şeylerin planıyla uğraşır. Halbuki kendisi 10 gün sağ kalmayıp kara toprağa girecektir. Başka bir misal, bilmelisin ki dünya ehlinin yani dünyayı sevenler ahiret hususunda halleri o kimsenin haline benzer ki lezzetli, nefis ve tatlı yemekleri bol bol yiyip midesini bozar. Midesi yönünden ve kazayı hacet, abdest bozma hususundan hesapsız rezillikler ve çirkinlikler görür. Yediği yemek lezzetli olduğu ölçüde, eseri de o kadar çirkin, kokusu kötü olur.
Dünyanın da lezzeti ne kadar fazla olsa akıbetinde rezilliği o kadar fazla olur. Bu anlattıklarımız can verirken belli olur. Nimeti fazla olan bağı bahçesi, cariyesi ve köleleri, altın ve gümüşü fazla olanın can verirken acısı ve azabı, malı ve ziyneti az olanlarınkinden daha fazla olur. Bu azap ve eziyet onun ölümüyle de gitmez, belki artar. Çünkü dünyanın sevgisi kalbin sıfatıdır. Kalpte yerinde bakidir, ölmez. Başka bir misal, bilmiş ol ki dünya işi başlangıçta kısa görünür. İnsanlar zanneder ki bu dünya işi artık çoğalmaz. Fakat bazen olur ki dünyanın bir işinden 100 türlü iş ortaya çıkar ve onun ömrü tamamıyla o işte son bulur. Hazreti İsa aleyhisselam buyurmuştur ki, dünya isteklisi deniz suyundan içene benzer, ne kadar içerse o kadar susar, sonunda ölür de susuzluğu gitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, suya giren kimsenin ıslanmaması mümkün olmadığı gibi dünyaya gelip de dünya zevklerinden bulaşmamak da mümkün değildir. Başka bir misal, yoklukta dünyaya gelen kimse bir misafirperverin katında misafir olan kimseye benzer. Misafirin adeti daima sarayı misafirler için hazır bulundurup misafirleri bölük bölük davet etmektedir. Misafirin önüne bir altın tabakla bir buhur ağacı ve gümüş mangal konur. Misafirperverin adetini bilen akıllı insan buhur ağacını mangala salıp dimağına güzel kokular çeker. O tabak ve mangalı hüsnü rızasıyla bırakıp şükür ve minnetle yoluna devam eder. Ahmak ve cahil olan da önüne konan tabak ve mangalın mülkiyetini de kendisine verdiklerini zannedip alıp götürmesini düşünür. Gideceği zaman onları kendinden aldıklarına üzülüp feryat etmeye başlar. İşte dünyada yolcuların sağ salim yollarına devam edebilmeleri için erzaklarını alacakları fakat alet ve sebeplerine tamah kılmayacakları yol üzerinde kurulmuş bir misafirhanedir. Başka bir misal, dünya ehlinin dünya ile uğraşıp ahiret tarafını unutmaları bir geminin yolcularının durumuna benzer ki gemi bir adaya ulaşınca içindeki yolcular ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkarlar. Kaptan feryat edip der ki, hiç kimse vaktini boşa geçirmesin, tuvaletinden başka bir şeyle uğraşmasın. Çünkü gemi acele hareket edecektir. Sonra kafile adaya dağılır. Akıllı olanlar çabucak tuvaletini yapıp gemiye geri dönerler. Kaygısız olarak gemiyi tenha bulup geminin güzel ve müsait bir yerine yerleşirler. Diğer bir grup adanın acayip haline bakmakla meşgul olurlar. Oradaki güzel çiçekler, güzel sesli kuşlar, renkli ve nakışlı taşlara baka kalırlar. Gemiye döndüklerinde geniş, huzurlu ve müsait bir yer bulamayıp dar ve karanlık bir yere yerleşirler. Bunun üzüntü ve sıkıntısını çekerler. Diğer bir grup güzel ve renkli çakılları toplayıp gemiye götürürler. Gemide duracak müsait yer bulamayıp gayet dar bir yere otururlar. Çakılları koyacak yer de bulamayınca boyunlarını asarlar. Aradan bir iki gün geçince o çakılların rengi bozulup kararır. Onlardan kötü kokular gelmeye başlar. Onlara atacak yer de bulamayınca aldıklarına pişman olup onların gam yükünü boyunlarında taşırlar. Bir başka grup da o adanın acayip güzelliklerinden hayrette kalarak gezinip seyrederlerken gemiden uzak düşmekle gemicinin sesini işitmeyip adada kalırlar. Bazısı açlık ve susuzluktan ölür, bazısını da yırtıcı hayvanlar öldürür. Birinci grup muttaki ve perhizli müminlere benzer. En sonda anlatılan grupta o kafirlerin halidir ki Allahu Teala'yı ve ahiret alemini unutup kendilerini tamamıyla dünyaya vermiştir. Dünya hayatını ahiretten daha çok sevdiler. Nahl Suresi 107 ayeti onların hakkındadır. Aralarında zikredilen ikinci grupta asiler gibidir. İmanlarını korumuştur fakat dünyadan da el etek çekmemiştir. Bir grup fakirlikleri sebebiyle dünyadan faydalanır. Diğer grupta dünyalık kazanmak için hesapsız nimetler toplayıp ağır yükler yüklenir. 5. Bölüm: Dünyadaki iyi ve kötü şeyler.
Dünya hakkında anlatılan kötülüklerden sanılmasın ki dünyada olan her şey kötüdür. Çünkü dünyada bazı şeyler vardır ki dünyadan değildir. Mesela ilim ve amel dünyada kazanılır fakat dünyadan değildir. Onlar insana arkadaş olup ahirete bile giderler. İlim insanla aynen kalır. Amel her ne kadar aynen kalmıyorsa da eseri baki kalır. Onun eseri iki kısımdır. Biri onun kalp cevherinin günahların pasından temiz ve parlak kalmasıdır. Biri de Allahu Teala'nın zikriyle ünsiyet peyda etmesidir ki ibadeti devamlı olmaktan kazanır. O halde hepsi devamlı iyi şeylerdendir. Allahu Teala buyuruyor ki devamlı kalan iyi şeyler Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Kehf suresinin 46. İlmin, münacatın ve Allahu Teala'yı zikrin zevki bütün zevklerden üstündür. Belki kötü olan geçici ve baki olmayan zevklerdir. Geçici olan zevk makbul değildir. Geçici zevklerin dahi tamamı kötü değildir. Çünkü bunlar iki kısımdır. Bir kısmı her ne kadar dünyadan olup ölümden sonra baki kalmıyorsa da ahiret işine, ilme, amele ve müminlerin çoğalmasına yardımcı olur. İhtiyaç miktarından fazla olmayacak evlenme, yemek, elbise ve mesken gibi. Bunlar ahiret yolunun şartıdır. Her kim ki dünyadan bu kadarıyla kanaat eder ve bunlardan maksadı din yolunda feragat üzere olmaksa o dünya ehlinden olmaz. Demek ki kötü olan dünya gayesinin din işi olmayıp gaflet ve azgınlık sebebi olan dünyadır. Dünyaya meyledip muhabbet bağlamaya sebep olan şey ahiretten nefret etmeyi amaç edinmektir. Bu nedenle Resulullah buyuruyor. Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir. Ancak Allahu Teala'yı anmak ve buna yardımcı olanlar lanetlenmemiştir. Dünya ve dünyadan maksat ne olduğunu açıklamak hususunda bu kadarıyla yetinelim. Gerisini din yolunun akabeleri, engelleri denilen malumatın 3. kısmında anlatacağız ve selam.